أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الله عز وجل sonsuz hamd-ı senalar, nihayetsiz şükürler olsun. Resul-i Ekrem Nebiyyi Muhterem sallallahu aleyhi ve selleme ehline, ashabına ve etbaına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak tevfikat-ı subhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Rızasınca ihlas ve takva üzere afiyetle bir hayat yaşamayı, son nefesimizde de iman ve şehadet üzere teslim-i ruh etmeyi cümlemize ikram eylesin. Kıymetli Hazirun, değerli cemaat-i müslimin, En'am suresi 52. ayeti kerimeyle dersimize devam edelim. Cenab-ı Hak istifade etmeyi nasip eylesin. Estaizu billah, bismillah. وَلَا تَطْرُدِ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. وَلَا تَطْرُدِ الَّذ۪ينَ, şu kimseleri yanından kovma, uzaklaştırma. Onlar ki يَدْعُونَ رَبَّهُمْ, Rablerine dua eder, yalvarırlar. بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ, sabah akşam. يُرِيدُونَ وَجْهَ, Allah Azze ve Celle'nin rızayı barisini isterler. مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ, onların hesaplarından sana bir sorumluluk yok. وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ, senin hesabından da onlara bir sorumluluk yok. فَتَطْرُدَهُمْ, hal böyleyken onları yanından uzaklaştırırsan, فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, zalimlerden olursun. Sadakallahu'l-Azim. Evet. Geçenki okuduğumuz ayeti kerimenin devamı mahiyetinde Mekke müşrikleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne diyorlardı? Bu yanındaki efendim, bizim kölelerimiz, hizmetçilerimiz, bu fakirleri, bu bizim adam yerine koymadıklarımızı yanından uzaklaştır, kov bunları ki yerinde, meclisinde bize yer açılsın, biz gelelim. Onlarla biz aynı ortamda olmayız. Ya biz ya onlar, tercihini yap demeye getirdiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onların bu sözleri üzerine onları yanından kovamam, uzaklaştıramam. Ama Allah Resulü aleyhisselam da içinden hani onlara da bir imkan, bir fırsat olsa hani böyle belki iman ederler, Müslüman olurlar diye de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbinden böyle bir beklentisi var. Dediler ki tamam, madem yanından kovmuyorsun bunları, en azından biz geldiğimizde onlar uzaklaşsınlar. Yani aynı ortamda, aynı mecliste onlarla bulunmak istemiyoruz. Biz geldiğimizde onlar gitsin, biz gittiğimizde onlar gelsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani böyle sanki evet diyecek gibi oldu bu ayet-i kerime indi. Hatta denilir ki, dediler ki tamam lazım değil, ya bunların üstleri de pis kokuyor yani. Bunlar zaten ağzı kokan fakirler, garipler, yoksullar. Yani aynı ortamda hadi farz et ki kabul ettik. En azından sırtını onlara dön, yüzünü bize doğru dön. Efendimiz yani bir kalbinden onlara karşı kabul eder gibi oldu diyelim. Ayet-i kerimede Mevla Efendimiz ikaz ediyor. Birilerini memnun etmek için sakın yanındakilerin, ki onların kim olduğunu açıklayacak Mevla Teala, onlara değil yanından, huzurundan kovmak, yüzünü bile onlara dönmekten, sırtını onlara dönmekten, bunu yaparsan zalimlerden olursun diyor Mevla Teala. Zihniyet aynı zihniyet. Vaktiyle Nuh Aleyhisselam'a da kavmi geldiler, ne dediler? Kalu en nu'minu leke ve tebaken arzelun. Yani sen bize, bana iman edin, bana tabi olun diyorsun da ey Nuh dediler.
Ha bu içimizdeki ayak takımı, çapulcu, en rezillerimiz, yani haşa onların ifadesiyle, biz bunlarla beraber aynı ortamda, efendim senin yanında sana iman edelim, bunlarla dediler Nuh Aleyhisselam'a, aynı ifadelerin benzerini Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söylüyorlar. Yani kibirlerinden, efendim kendilerini böyle bir şey zannetme hastalığından diyelim, zihniyet değişmiyor ya, bugün de benzer ifadeleri, benzer efendim zihniyetleri görmek mümkün değil mi? Ne diyor adam mesela? Böyle senin benim gibi adamlara birileri göbeğini kaşıyan adam diyor bize mesela. Ya dağdaki çobanla benim oyun bir mi olacak diyenler var mesela değil mi? Bunlar anlamazlar ya, bunlar ne anlarlar diye haşa bizi insan adam yerine koymayan, ellerinden gelse bize ne yapacaklar da Allah imkan fırsat vermesin. O gün de aynı işte ağababaların peygamber zamanındaki Ebu Cehil zihniyeti Bilallerden, Habbablardan, Ammar, Yasir, Süheyb gibi efendim böyle toplumda çok kariyeri olmayan, karizması olmayan, makam mevkisi, zenginliği olmayanlarla aynı safta, aynı ortamda bulunmaktan içtinap ediyorlardı. Oysa Rabbimiz Teala ve Tebareke devamında ne buyuruyor? Kimdir o senin yanından uzaklaşmalarını istediklerin? Onlar ki يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِ Sabah akşam Rablerine dua ederler. Sabah akşam, ulema buraya diyor ki, yani o günlerde İslam'ın başlangıcında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir defa peygamberliğinin ikinci gününde hayatına namaz giriyor. Pazartesi günü Cebrail aleyhisselam Efendimiz'e vahyi getiriyor, peygamberliğini söylüyor. Ertesi gün Efendimiz'e geliyor, elinden tutuyor. Mekke'nin efendim biraz dışında bir yerde diyor Efendimiz, bir çeşmeden Cebrail abdest alıyor, bana abdesti öğretiyor, namaz kılıyor, bana namazı öğretiyor. Peygamberliğin ikinci günüyle başlayan, o günlerde sabah iki, akşam iki, iki rekat olarak kılınan bir namaz var. Beş vakit namaz ta Miraç'ta farz kılınacak. Miraca kadar yani 12 sene boyunca sabah akşam ikişer rekatla kılınan bir namaz var. Sabah akşam Allah'a ibadet dua ederlerden murad-ı ilahi sabah namazıyla bir de akşam kıldıkları namaz kastedilmekte. Bir diğer mana sabah akşam demek Mevla Teala yani nasıl ki biz doğu ile batı dediğimiz zaman yani doğuya doğru bütün mekanları kastediyoruz. Batı derken batıya doğru bütün mekanları kastediyoruz. Mevla zaman zikretmemiş, vakit beyan etmemiş 7-24 demek. Sabah akşam demek ne demek? 7-24. Dertleri Allah'ın rızası. Devamında zaten diyecek. Niye dua ediyorlar? Yani bu duayı siz dua manasına da alabilirsiniz. Namaz manasına da alabilirsiniz. Zikir, tesbih, Allah'ın razı olacağı işle meşgul olmak manasına. Niye bunu yapıyorlar? لِوَجْهِ يُرِيدُونَ وَجْهًا Allah Teala'nın vecihini istiyorlar. Allah Azze ve Celle'nin vecihini istemekle alakalı burada da bazı hani ehli sünnet dışında sapık fırkalar var ya, onlar da Kur'an ehli olduğunu iddia ediyorlar. Günümüzde de Kur'an ayetlerini kendi kafalarına göre tevil eden, tefsir eden, meal yazan yok mu? Ha işte bu ayeti kerimeye mücessime denilen bir grup, bir fırka var, bir mezhep var diyelim. Bunun devamı mahiyetinde bugünün Vehhabileri de kısmen bu zihniyetteler. Ne diyor ayeti kerimede Mevla? Vecih yüz demek, yüz. Bildiğiniz vecihin Türkçe karşılığı yüz. Yürüdüğüne vecih Allah'ın yüzünü isterler. Mücessime yani Allah'a bir cisim atfeden topluluk, mezhep demek. Bu ayet ve bunun gibi Kur'an'daki ayetin zahir manasını alarak Allah'ın yüzü var, işte yedullah Allah'ın eli var gibi haşa Allah'a şekil vermeye kalkan mücessime bu ayeti yanlış anlamıştır. Yani her ne kadar vec yüz manasına gelse de Allah Azze ve Celle ayetlerine buyuruyor leyse kemithli şeyun o Allah hiçbir şeyin misli değildir.
Yani Allah hiçbir şeye benzemez. Dolayısıyla sen yüzü var, eli var dediğin zaman ayete muhalif oluyor. Sizin bildiğiniz gibi Allah'ın eli, yüzü, boyu, postu, haşa ve kella. Allah bunlardan münezzehtir. Allah yarattığı varlığa benzemez. Peki o zaman Allah'ın bu vecihinden murad-ı ilahi nedir? Ulema diyor ki Allah'ın zat-ı fakih subhaniyesini Mevla Teala'nın rızasını kastederler demektir. Yani Allah bizden razı olsun diye dua eder, ibadet eder, zikreder, tesbih eder. Haddi zatında ibadetin gayesi nedir? Allah bizden razı olsun değil mi? Mevla'nın rızası için değil mi bütün namazımız, orucumuz? Nasıl başlıyoruz? İptidada namaza, oruca niyet ederken Ya Rabbi niyet eyledim senin rızan için. İşte liveç illah demek Allah'ın rızası için demek. Allah rızası için yapılmayan bir amelin zaten Allah katında bir karşılığı, bir değeri yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdular? Hazreti Enes'in rivayet ettiği Taberani hadisinde kıyamet günü olduğunda Mevla Teala'nın huzuruna diyor bazı mühürlü dosyalar getirilecek. Dosyalar Allah'ın huzurunda açılacak. Mevla'ya arz ediyor melekler. Ya Rab bu kulunun amel dosyası. Mevla Teala dosyayı açtırır diyor. Bakar içinde ne var? Kulun namazı var, umresi var, zekatı var, orucu var. Var da var. Allah Azze ve Celle meleklere buyurur ki bu dosyayı alın, bu dosya sahibini alın, bunu cehenneme atın. Melekler derler ya Rabbi biz bu kulun yaptıklarında hayır gördük. Yani namaz kıldı yazdık, oruç tuttu yazdık. Allah Azze ve Celle buyurur ki siz gördüğünüzü yazdınız, siz zahire bakıyorsunuz, ben kalplerime bakıyorum. Kullar bu amelleri işlerken benim rızam için bunları yapmadılar. Ben bugün ancak benim için yapılanlara karşılık veririm Mevla buyurur. Yani nice insanlar var ki abdestinde, namazında bir şeyler yapmaya çalışıyor ama ahirette bunların karşılığı yok. İmam-ı Gazali Rahimahullah buyuruyor ki bir ibadetin tamam olması için iki tane şart var. Bir, niyet, iki, amel. Yani bir namazın Allah katında karşılığı olması için tamam namazın farzı var, içinde dışında, erkanı var, yapılması gereken amel boyutu var ama bir de bu amelin niyet boyutu var. Allah katında karşılığı olması için iki tarafta olacak. Hem amel olacak hem niyet Allah rızası için olacak. Allah rızası niyetiyle yapılmayan bir amelin Allah katında karşılığı yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ümmetim öyle günler görecek ki ümmetim içerisinde öyle Müslümanlar olacak ki onlar ibadet hususunda üçe ayrılacak buyuruyor. Taberani hadis-i şerif. Ümmetin ibadet konusunda üçe ayrılacak. Bir, yaptığını Allah rızası için yapanlar. İki, insanlara gösteriş için riyakarlık adına ibadet yapanlar. Üç, yaptıklarıyla dünyada insanlardan menfaat elde etmek için yapanlar var. Hani adama bakıyorsun, adam başında sarığı var, sakal o biçim, cübbe o biçim, tesbih elinde, derviş zannediyorsun, efendim sofi zannediyorsun, hoca efendi zannediyorsun, konuşurken ağzından ayet hadis damlıyor ama maksadı ne sen bilmiyorsun. Adamın kalbini yani bakamıyorsun, Mevla kalbe bakıyor ya, onun derdi sarığıyla seni kandıracak, sakalıyla, anlattıklarıyla derdi menfaat devşirmek. Dünyada bir şeyler elde etmek. Ve bunun için ibadet yapanlar var. Bazıları da beni görsünler, işte namazda görsün, oruç tutarken görsün, hayır yaparken görsün, reklam edilmek, şöhret olmak. Yani milletin dili beni konuşsun, ben işte böyle sağda solda insanların sevdiği, şakşakladığı biriler olayım. Bunun için amel yapanlar var. Bazıları da kim ne derse desin, kim görsün görmez, öyle bir derdi beklentisi yok. Ya Rabbi senin rızan için. Maksadın gayem seni razı etmek. Hadisin devamında Mevla diyor ki, riya için amel yapan, dünyada menfaat elde etmek için amel yapan, Allah Azze ve Celle yarın kıyamet günü huzuruna çağıracak. Ne için amel yaptın kulum?
Orada yalan konuşabilecek mi? Haşa, seni beni kandırır. Konuşurken ben Allah'tan şöyle korkarım. Efendim ben gece şöyle teheccüde kalkıyorum. Ben işte efendim şöyle dua ediyorum, böyle zikrediyorum der sana bana. Ama Mevla'ya haşa yalan konuşma ihtimali var. Ya Rabbi ben kullarını kandırıp onların sırtından işte menfaat elde etmek için alın bunu der Mevla, doğru cehenneme. Ötekine o da diyecek ya Rabbi ben riya olsun, gösteriş olsun diye bunu da alın. Ötekine soracak, ya Rabbi sana malum kalbimi de bilen sensin, ben bunları senin için yaptım, ha, bunu da alın cennetime diyecek Mevla. Onun için Efendimiz hadislerinde ne buyuruyor? Her insana ancak niyetinin karşılığı verilecektir. Müminin niyeti amelinden daha evladır. Allah bize ihlasla, samimiyetle, rızası için iş yapmayı nasip eylesin. Hani denilir ya, adamın biri 30 küsür sene cemaatle namaz kılmış, 30 sene boyunca birinci saf, imamın arkasında namaz kılmış. Bir gün olacak ya cemaate geç gelmiş, dolayısıyla geç geldiği için ön safta yer bulamamış, öyle ikinci, üçüncü saflarda namaza durmuş. 30 sene boyunca hep imamın arkasında namaz kılıp da 30 sene sonunda arka safta namaz kılınca şeytan nefis bırakır mı? Ya demiş, düne kadar hep millet benim enseme bakıyordu, şimdi ben başkalarının ensesine bakıyorum. Bugüne kadar benim önümde kimse namaz kılmadı, şimdi ben başkalarının arkasına namaz kılıyorum. Kalbinden geçirdi. Namazdan sonra kendi kendine dedi ki, demek ki sen 30 sene boyunca millet seni ön safta görsün diye namaz kılıyordun, 30 yıl kıldığı bütün namazları kaza etti, iade etti. Allah rızası için ibadet yapmak, amel yapmak, Allah için yaptığın ibadete birileri görsün, beğensin, desin, karıştırmayacağım. Adam biri son nefesinde can çekişiyor, yanındakiler de işte kelime-i şehadet telkin ediyorlar. La ilahe illallah, Allah hatırlatıyorlar. En sonunda şöyle diyor, gözünü yırtarak açtı da dedi yanındakilere ki ya bırakın dedi, ne ısrar ediyorsunuz, anlamıyor musunuz dedi. O dediğiniz la ilahe illallah ile aramda engel var, söylemiyorlar bana. Dediler ya biz seni hoca bilirdik, hacı bilirdik, namazında, niyazında, abdestli bir adamsın. Biz seni hep böyle hayırla, güzel işler yaparken gördük. Niye söylemiyorlar? Senin gibi adam bunu söyleyemedikten sonra. Ölürken ne dedi? Evet doğru söylüyorsunuz dedi. Ben hep abdestinde namazındaydım. Ama ben bunları hep siz görün diye, size beğenilmek için yapıyordum. Allah muhafaza. Rabbim rızasından başka bir gaye gözetmeden onun için ibadet yapmaya bizi muvaffak eylesin. Efendimizin yanındaki sahabenin derdi neymiş? Bak Mevla diyor, o Ebu Cehil'lerin, efendim Mekke'nin ileri gelen sözüm ona, ekabirleri, senin yanında gördüklerinde rahatsız oldukları Bilal'in, Ammar'ın, Sümeyye'nin derdi Allah'ın rızası. Allah rızasından başka bir dertleri, gayeleri yok. Dolayısıyla derdi Allah'ın rızasını kazanmak olanları, sakın birilerini memnun etmek adına yanından uzaklaştırma. Peki ayetin devamında مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Onların hesabı sana sorulmayacak Habibim, senin hesabında onlara sorulmayacak ne demek? Burada da iki görüş beyan ediyor ulema, buyuruyorlar ki yani sen Mekke müşrikleri iman etsinler, Müslüman olsunlar diye neredeyse tekliflerini kabul edecek, yanındaki Bilal'leri uzaklaştıracağım. Niye? Müslüman olsunlar diye. Halbuki onlar Müslüman olsalar da olmasalar da sana bir sorumluluk yok. Rahat ol Habibim. Onlar iman etmezler, Müslüman olmazlarsa bundan dolayı senin bir vebalin, sorumluluğun yok demektir. Bir diğer mana, onların yaptıklarından sen sorumlu değilsin derken kastedilen Müslümanlar da olabilir. Çünkü ayetin devamı ona işaret ediyor diyor ulema. O da şöyle, Mekke müşrikleri Efendimiz'e diyorlar ki abi senin yanındaki bu Bilal'ler var ya, bu Ammar'lar, bu Yasir'ler, abi hizmetçi takımı, köle taifesi, bunlar niye senin yanındalar? Niye sana iman ettiler? Çünkü seninle dünyalık elde etmek derdindeler diyorlar. Yani Bilal zaten köle. Efendim yanındaki Süheyl aynı şekilde, Ammar aynı şekilde.
Efendimizin ilk etapta yanında ona iman edenler kimler? Zenginler mi, fakirler mi? Fakirler. Hatta denilir ki Rum kralı Herak Ebu Sufyan'la aralarında şöyle konuştular. Ebu Sufyan ona işte Mekke'de bir peygamber ortaya çıktı, onunla uğraşıyoruz demesi üzerine Herak sordu diyor Ebu Sufyan'a. O peygamber diye ortaya çıkana ümmet içinde iman edenler, içinizden onu kabul edenler zenginler mi, fakirler mi? Ebu Sufyan dedi ki fakirler dedi. Etrafındakiler genelde hep böyle ayak takımı. Rum kralı Herak Ebu Sufyan'a dedi ki geçmiş peygamberlerin hayatına bak. Genelde bütün peygamberlerin etrafında ona iman edenler hep garip gureba, zayıf kimselerdir. Niçin? Çünkü makam, mevki, zenginlik haşa tümbaşa genelinde çoklarının iman etmesine engel teşkil eder. Çünkü kalbinde makamından dolayı, zenginliğinden dolayı bir kibir var. O kibir, bak şeytanın başını yakan şeydir değil mi kibir? Şeytanın başını ki kibir yaptı, çoklarının kibri Müslüman olmasına engeldir. Onun için Efendimiz'e bitiriyorum. Bu senin yanındakiler seninle dünyalık elde ederler, karınları doyar, üstlerine bir şeyler alırsın diye sana iman ediyorlar diyordu Mekke müşrikleri. Allah da diyor ki velev ki onların dediği gibi senin yanındakiler bir menfaat için yanında olsalar bu seni alakadar etmez ey peygamber. Bu senin meselen değil. Sen zahire bak, kalplere ben bakarım Allah diyor. Rabbim Teala bu manada kalplerimize ihlas ve samimi iman ikram eylesin. Yaptıklarımızı rızası için yapmaya bizleri muvaffak eylesin diyelim. Rızanillahi Fatiha.